İyyâke na'budu. Biz ibadet ederiz değil, ancak sana. Başkasına da olmuş olsa Allah'ın kesinlikle razı olmadığı, tevhidin dışına çıkılacak bir durum arz ettiği için ancak Allah'a ibadet etmek. İşte bizi mümin kılar. Ne konusunda? Her konuda. Günümüzde insanlar, mümkün bir kısmı, o da ne kadar? Anketlerin ifadesine göre %24.6 kadar bir kesimi, sonraki anketlerde %17'ye kadar düştüğü ifade ediliyor. 5 vakit değilse bile şu kadar namaz kılan insan var. %17 civarında. Peki bu %17'nin gerçekten sadece Allah'a ibadet edip etmediğini Kur'an'ın vurgusu ışığında ifade edelim, tanımaya, anlamaya çalışalım. İnsanları damgalandırmak değil derdimiz. Bir fotoğraf çekip o fotoğrafın nereleri Kur'an'ın istediği insan tipine uyuyor, nereleri uymuyor, onu gündeme getirelim. Kur'an, لَا تَتَّخِذُوا اِلَٰهَيْنِ اِسْنَيْنِ İki ilah edinmeyin der. Kime? Müminler. Müminler iki ilah edinir mi? Yani Allah'a ibadet eden, Allah'ı ilah kabul eden insan bir başkasına ibadet eder, bir başkasına ilah muamelesi yapar mı? Allah olmayan şeyi yapmayın diye yasaklamaz. Bakalım bir şöyle bir değerlendirme yapalım. Namaz kılarken bir kimse kime ibadet eder? Bu dört şarta uyduğunu varsayarız. Yani Allah'a ibadet eder. Namaz kılarken herhalde bir başka ilaha ne yapmaz? Rükû etmez, secde etmez bir kimse. Allah'ın koyduğu kurallara göre yapar namazı da. Peygamberimizin kıldığı gibi kılmaya çalışır. Hatalar ayrı bir şey. Niyeti Allah rızasıdır. Yaptığı iş meşru bir iştir namaz gibi. Ve Allah'ın Resulü'nün istediği gibi uygulamaya çalışır. Peki, burada bir problem pek yok. Namazdan çıkar, söz gelimi, okulda bir öğretmense, öğrenciyse, mahkemede bir hakimse, orada da Allah'ın meşru kıldığı bir işi, Allah'ın istediği şekilde, Resul'ün uyguladığı şekilde ve Allah rızası için yapıyorsa, o da Allah'a ibadettir diyeceğiz. Doğru mu? Çalışmak da veya başka bir iş de ibadettir bu ölçülere uyduğu müddetçe. Okula gidecek söz gelimi, heykelin karşısında saygı duruşunda bulunacak. Okula gidecek, Allah'ın istediği ilim olarak vurguladığı vahyi hiç gündeme getirmeyecek. Okula gidecek, başkalarını yüceltecek. Namazda Allah en büyüktür diyorduk. Öyle mi? Allah'tır en büyük olan diyorduk. Okula gidecek, başka birilerinin büyüklüğünü vurgulayacak. Ne oldu şimdi? İki ilah edinilmiş oldu. Mahkemeye gidecek, avukat veya hakim olduğunu düşünün veya mahkemeden adalet bekleyen bir garibanın olduğunu düşünün. Allah'ın hükmünü değil, başkalarının hükmünü kabullenmiş, o hükümle insanların adalet dağıtılacağını kabullenmiş olduğunu değerlendirin. Yani ölçü olarak Allah'ı değil, başkalarını merkeze alan bir yaklaşım. Ne oldu şimdi? Namaz kıldıysa bu kimse, namazda Allah'ı mabut olarak kabul etti, ona yöneldi. Namazın dışında diğer hayatın faaliyetlerinde başka birisine yöneldi. Başka birinin emri, başka birinin yüceltilmesi, başka birinin merkeze alınması, başka birinin görüşleri ne oldu? Öne çıktı. Dolayısıyla iki ilah edinmeyin, iki mabut edinmeyin, iki ayrı tanrı edinip ayrı ayrı kurallara uymayın anlamındaki bu ifadeyi günlük hayata yansıttığımızda çok rahat görüyoruz.